Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Karşınızda prestij listesiyle birlikteyiz arkadaşlar. Evvela şunu söyleyeyim, prestij nedir ve ne işe yarar? Önce bunu bir anlatalım, ondan sonra size bazı enteresan veriler göstereceğim. Prestij arkadaşlar, elinizde bulunan 5 karakterin, en yüksek 5 karakterin şu liste içerisindeki saf puan halidir arkadaşlar. Yani ustalıklar kapatılmış halde, ustalıklar açılmış haldeki olanlar savaş gücünüz olur. Ustalıklar komple kapatıldığında da karakterleriniz arkadaşlar prestijlerini görebilirsiniz. En yüksek 5. Tabi bunun için hem bazı özel karakterler olmalı hem de bunların kopya sayısının 200 olması gerekli arkadaşlar. Biz buna prestij diyoruz. Kendi hesabınızdan da bakın şu benim yukarıda gördüğünüz gibi prestijden, profilinizden de prestijinizi görebilirsiniz. Eskiden böyle otomatik olarak bize hesaplar da verilmezdi arkadaşlar. Bizler kendimiz hesaplardık, ne günlerdi be diyelim. Neyse arkadaşlar. Peki ne işe yarar? Prestijler arkadaşlar tek bir işe yarar. İttifak macerasında takım halinde daha yukarıda oynamanızı sağlar. Yani bir nevi hesabınızı daha büyük hesap ittifaklarda oynamasını sağlar. Bu da arkadaşlar tabii ki çok çok daha büyük ödüller almanızı sağlar. Yani prestij önemli midir? Önemlidir arkadaşlar. Buraya kadar eyvallah. Şimdi 6 yıldız R3'lerin prestij tablosunu şu anda görüyorsunuz. Ve birinci sırada Gümüş Sörçü 14K. İşte ikinci Sunspot 13.981. Neredeyse Gümüş Sörçülük arasında hiç arasında fark yok. Doktor Doom 3. ki biliyorsunuz Doktor Doom normalde 2. sıradaydı. 3.'lüğe geldiği mevzuları var arkadaşlar. Fakat bu prestij tabloları R4'lerin gelmesiyle, yani şuradaki R4'lerin gelmesiyle birlikte arkadaşlar değişecektir. Özellikle Sunspot çok büyük yara alacak arkadaşlar. Ne yazık ki Sunspot büyük bir yara alacak. Nasıl bir yara alacak? Tabi bunlar bizim tahminimiz. Şöyle göstermek istiyorum size. Şimdi 5 yıldızlara baktığımızda dikkat arkadaşlar. Bakın 5 yıldız R3'lerde. Gümüş Sörpçü 1. Sunspot 2. Doktor Doom 3. Herkül 4. olarak gözüküyor. İlk 4 bu şekilde gözüküyor. 5 yıldız R3'ten 5 yıldız R4'e geçirdiğimiz anda Sunspot listeden düşüyor. Sunspot şu anda listede yok arkadaşlar. Gümüş Sörfçü, Doktor Doom ve Herkül seviyesine gelmiş oluyor. Peki Sunspot nerelerde? Şuradan ilk 200'ü göster diyelim. Ve Sunspot'u aradığımda Sunspot 27. sıraya kadar düşüyor. Çok büyük bir fark var mı? Yok. Ama arkadaşlar Sunspot prestijde R5 R4'lerde 27.liğe kadar düşüyor. 5 R5 yaptığımız zaman da arkadaşlar 30 küsura falan düşüyordu. Yani 31.liğe kadar 10.632 ile arkadaşlar 31.liğe kadar düşüyor. 5. kaçtı? 10.675. Çok aman fark var mı? Yok arkadaşlar. Ama evet düşüyor ve dikkat edin Herkül 4. sıraya çıkıyor. Bakın çok dikkat edin. R3'lerde Herkül 4. sıradayken R4'te R2 oldu. R4'te arkadaşlar direkt 3.'lüğe çıkıyor ve artık 3. sıradan kendisine yer buluyor arkadaşlar. Yine 5'inde Thor yukarı çıkıyor. Ha bu neye göre değişiyor? Kalamın artık kendi algoritması mı vardır yoksa element muydur bilemem. 6 yıldızlara geldiğimizde arkadaşlar dikkat edin 6 yıldız R1'lerde Sunspot Gümüş Sörfçünün de üstünde olacak şekilde arkadaşlar prestijde yukarıda. R2'ler geldiğinde de 6 R2'ler geldiğinde de inşallah basıncı alacak. Yine Sunspot 12K prestijde Gümüş Sörfçünün de üzerinde. Ama R3'ler geldiğinde ki şu anda var olan şeyde Sunspot 2. sıraya düştü arkadaşlar. Yine tahminimizde R4'ten itibaren İlk 5'ten de düşebilir Sunspot arkadaşlar. Ve Herkül biraz daha yukarı çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Yani Sunspot'un prestijle ilgili ne yazık ki böyle kötü anıları var. Bakalım bu dönem ne olacak. Peki sınıf sınıf baktığımızda, şu andaki R3'lere baktığımızda, bilim sınıfına baktığımızda Guardian arkadaşlar 13.707 gibi bir rakamla bilim sınıfının en iyi prestijine sahip. Hemen arkasından Immortal Abomination geliyor. Onun arkasında Mr. Negatif geliyor. Immortal Hulk ve arkadaşlar Bay Fantastic geliyor. Peki Bay Fantastic prestij için atılır mı? Yani cevap veremedim ama siz sübliminali aldınız.
Yani kötü, çok kötü. Gerçekten çok kötü bir karakter. Defansa da ne yazık ki iş yapmıyor. Saldırıda arkadaşlar iş yapmayan bir karakter ne yazık ki. Beceri sınıfına baktığımızda beceri sınıfında Thor Ragnarok arkadaşlar. Birinci sırada Gece Maymunu. İkinci Hitmonkey. Üçüncü Burisli. Dördüncü Jabberi Panteri de beşinci sırada. Thor peki atılır mı? Yani Thor'un gelecekteki prestij oranı düşünürseniz prestij için atılabilir. Ama böyle top seviyesindeki prestijler için atılabilir. Onun dışındakiler için tabii ki çok tavsiye ettiğimiz. Ya bir de 200 kopya yapacaksınız abi bunu. Yani Thor'u ya. Düşünsene sadece prestij için kenara bir çöp atıyorsunuz abi. Sadece bir çöp atıyorsunuz. Onlarca eşya yani Bruce Lee varken mesela. Bilmiyorum, üzücü. Üzücü yani yaşa çok üzücü şu prestij olayı. Bence bu prestij olayı oyundaki en saçma unsurlardan bir tanesi arkadaşlar. Bence hatta en saçma diyebilirim. Prestij yerine global puan yapılabilirdi. Yani prestij aşırı saçma. 5 para etmeyecek. Hiçbir zaman yüzüne dahi bakmayacağınız bir karakter arkadaşlar. Ne yazık ki yükseltiyorsunuz ve zor bulunan taşları da basıyorsunuz. Mutantlara baktığımızda şu anda Sunspot, Namor, Apokolips, Profesör X ve Strife beşlisini görüyorsunuz. Yine bunlardan kusura bakmayın da kullanışlı olanlar yani Apokolips'te Profesör X yani Namor'u çok fazla tamam güzel karakter olması farklı bir şey. Kullanışlı olması çok daha farklı bir şey. Diğerleri Strife zaten özel bir karakter. Özellikle arena için, düzeltiyorum. Labirentler için ve uzun dövüşler için inanılmaz etkisi olacak ki arenalarda zaten geldiği puanı gördüğünüz tekrarı bile inanılmaz puana geldi. Bu hafta biz de inşallah bunun için kapışacağız. Tekno'ya gelelim. Prestij fakiri. Prestij fakiri arkadaşlar. Gümüş yüzbaşı 13.000 kaçmış. 695 gibi fakir. Koruyucu Psycho Man ne ya? Ne kadar iğrenç bir hero. Warlock ve Punisher 2099 arkadaşlar. Yine ilk 5'i paylaşan Gundiler. Kozmiklere baktığımızda Gümüş Sörfçü, Herkül, Anka Kuşu, Odin Reis ve Kırmızı Cin var. Yine burada yani Herkül böyle en baba kullanılabilecek olan Anka Kuşu sinerjiye ihtiyacı var. Odin Allah'a emanet diyorum. Onun dışındakiler çok şey değil. Mistiklere geldiğimizde bak Mistik sınıfı güzel. Doktor Doom. Amerika Chavez ikinci sıradaymış bu arada arkadaşlar. Henüz çok net bir bilgimiz yok. Var olan bilgimiz çok iyi bir şey olduğunu göstermiyor. Tigra'ya geçiyorum. Scarlet Witch. Yüce büyücü. Yani ilk 5'te bir tek Doktor Doom var diyebilirim. Yine Clairvoyant aşağılarda falan yer alıyor vesaire vesaire vesaire. Peki genel anlamda baktığımızda yani en kötü prestije sahip toplamda arkadaşlar hero'lara baktığımızda kimler var? Şu anda gözüken Demir Adam'dan daha kötüsü var mı? Bir sonraki sayfaya göstermiyor. Iron Man arkadaşlar 6 yıldız R3 Iron Man'e 200 kopya atıyorsunuz. 10.400 prestij veriyor. Ne kadar iğrenç ve saçma bir durum ya. Moon Knight, Çikilo, Dişuk, Demir Yumruk, Karınca, Şahin Göz, Rino, Nightcrawler, Ronan, Star-Lord, Colossus ki bu durdurulamaz. Colossus yani çok zor bulunabilen bir karakter. Juggernaut, Örümcek, Kış Askeri diye devam ediyor. Ne kadar iğrenç bir tablo ya. Allah'ım ne kadar iğrenç bir tablo. Allah'ım billahi çok iğrenç bir tablo ya. Şimdilik arkadaşlar prestij ile ilgili tablo ve durumlar bu şekilde Sunspot'un R4'lerle beraber düşüşe geçmesini bekliyoruz. Kaban beyefendinin keyfine göre yine durumlar değişecektir. Sizin prestijiniz kaç arkadaşlar? Prestijini bir aşağı yazın bakalım. Bir Türkiye ile paylaşın. Böyle çok da utanmayın yani ki düşük müşük diye de çok utanmayın. Hadi bakalım hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.